Şimdi Binali Yıldırım meclis başkanlığından istifa etmiyor. Evet. Bir takım başka senaryolar da gündemde. İşte Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aslında yerine geçeceği, meclis, belediye meclisinde onun etkili olacağı. Bütün bu söylentileri nasıl değerlendiriyorsunuz ve meclis başkanlığından istifa etmezse bir siyasetçi olarak nasıl olacak bu mesele? Yani, nasıl görüyorsunuz? Eğer kazanırsa tarihe yani çok ama çok çirkin bir davranış olarak geçecek. Zaten bugünkü geçti bile. Şunu arkadaşlar unutmuyorlar. 70 sene önce, 80 sene önce yapılan hatalar bugün konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Hiçbir zaman konuşulmaz zannedilen konular gündeme geliyor mu? Geliyor. Yarın bugün yapılanlar da gündeme gelecek. Ha, bizim inancımız da şu var yalnız. Bunun hesabı bu dünyada sorulmazsa öbür dünyada sorulur. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Cenab-ı Hak adildir. Siz haksızlık yaparsanız bunun karşılığını görürsünüz. İnanmayan için bunun hiçbir önemi yok. İnanan bir samimi olarak inanıyorsa bunun önemi var. Vatandaş da bunu bilerek davranacak. Bugün Binali Yıldırım haksızlık yapıyor, yanlış yapıyor. Kendisi elinde bulunduğu mekanizmayı kaybetmek istemiyor. Bir defa bunun iki gerekçesi var. Bir, ya seçilir, seçilemezsem ne olacak? Seçilemezsem hem meclis başkanlığından olmuş olacağım, milletvekilliği düşmüyor. Çünkü eskiden milletvekili istifa etmek mecburiyetindeydi. Sonradan onu kaldırdılar. Şimdi bir defa emin değil, bu tereddütle gidiyor seçime. İki, seçilmiş olsa bile kendisi başbakanlık yapmış bir insan olarak itibarından genel manada bir şeyin kaybolmasını arzu etmiyor. İtibar öyle bir hale geldi ki Türkiye'de sadece makam ve mevkiyle ölçülüyor. Bir insanın dürüstlüğü, çalışkanlığı, bir prensibi benimsemesinden dolayı yeri geldiği zaman her türlü fedakarlığa hapse dahi razı olmayı göze alması, bunlar kayboldu gitti. Yok. AK Parti'de bu prensiplerin hiçbirisi yok. Yarın muhalefet olursak başımıza gelen insanlara karşı biz ne deriz diye endişe var, korku var. AK Parti Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturdu. Ama aslında korku kendi zihninde yatıyor, kalbinde yatıyor, korkuyor. Hesaba çekilmekten korkuyor. Öbür dünyayı bıraktı zaten. Ama bu dünyada da korkuyor, ben hesaba çekilmek istemiyorum diye. Onun için bunun karşısına çok daha güçlü çıkılır. Haksızlık, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu inancımızın bir gereği. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın yanlış yapıyor etmemesinin nedeni de buna bağlı. Tabii tabii ya. Başka ne için olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla mı yaptığını düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Çünkü yani şu anda AK Parti dediğiniz zaman AK Parti diye bir parti kalmadı. Çünkü AK Parti'nin iki kelimeden oluşuyor. Bir adalet bir de kalkınma. Ne adalet ne kalkınma var. Bizim anladığımız manada bir kalkınma yok. Onun için AK Parti demek artık Sayın Erdoğan demek. Tayyip Erdoğan AK Parti mefhumunun üstünde bir insan artık. Şimdi birlikte yola çıktığı yoldaşlarının diyelim yani evet, milli görüş kökenli olan politikacıların hemen hemen hiçbiri kalmadı. Kalmadı evet. Orta dönemde birlikte yürüdüğü arkadaşları ya da siyasetçiler de artık AK Parti değiller. Evet. Başka bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ikincisi mesela Abdullah Gül şu anda çok sessiz. Evet. Siyasete girmiyor. Neden ayrılan, AK Parti'den ayrılan milli görüş kökenliler de bu dönemde sessizliklerini korumayı tercih ediyorlar? Evet. Bence hata yapıyorlar. Yani şu anda bugün AK Parti'de artık yerleri olmayan Tayyip Bey'in yola çıktıklarındaki arkadaşları aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışa yanlış demeleri icap eder. Ama endişeliler. Çünkü Tayyip Bey bu gibi konularda affetmiyor. Af onun herhalde yani nasıl ki kriz kelimesini çıkardı sözlükten, af kelimesini de çıkardı. Yok, affetmiyor. Sen benimle beraber aynı düşüncelere sahip değilsen hainsin diyorlar. Ve hain dedikleri insanı da tepesine binip nesi varsa her şeyini ortaya dökmek istiyorlar. Bundan dolayı da korkuyorlar. Başka türlü izah edemiyorum ben. Yani bugün hakikaten Tayyip Erdoğan'la beraber yola çıkan ve artık onun gidişatının ülkeyi
iyi bir noktaya götürmeyeceğini gören arkadaşları seslerini çıkarmıyor. Halbuki çıkarmaya ihtiyaç var. Yanlış is- bakın adım adım geldik. Düne kadar bunlar söylenebiliyordu. Artık söylenemiyor. Konuşamıyorlar. Benim yani ben bunu geçmişte söylüyordum. Yani bundan 3 sene önce ya başkan bu iş böyle gitmez diyenler şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz yanlışı gördüğünüz yerde söylemek mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir Allah saklasın. Sadece şahısların değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya. Şimdi sizin 16 senedir geleneksel tabanınız yani Refah Partisi sonrasında evet. Fazilet ve Saadet'in tabanı ANAP'ın, DYP'nin tabanından da ekleyerek AK Parti'ye gittiler evet. Ve AK Parti'deler. Bugün neden AK Parti seçmeni dönüp bu seçimlerde sizin adayınıza oy versin? Nasıl ikna edeceksiniz onları? Çünkü orada çok oluşturulmuş bir politika var ve tabanını bir şekilde konsolide ediyor evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl yapacaksınız? Şimdi üzerine durduğumuz konu orada şu. Toplum şu anda kendilerine yapılan hizmetleri görmezden gelmeyerek toplumun geldiği noktaya baktığımız zaman ihtiyaçlarının bugün daha iyi karşılanması icap ediyor. Yani toplum bir defa adalet istiyor. Bunu AK Partililer de istiyor. Toplum kendi AK Parti cenahına baktığımız zaman kendi manevi değerlerini muhafaza etmek, bugüne kadarki kazanımlarını hangi sahada olursa ister eğitimde olsun İster sosyal hayatta olsun, kendi değerlerini muhafaza etmek istiyor. Aynı zamanda da ekonomik yönden kendi ihtiyaçlarının kendisine hakikaten başkasına muhtaç olmadan giderecek bir seviyeye gelmesini istiyor. Toplumda şimdi bu ihtiyaç AK Partililer için de yok mu? Var. Ama onu işte burada başarırlar. Bir olgu oluşturuyorlar. Evet. Bunu başaramadılar ama yine de biz buna razıyız noktasına getirmek istiyor AK Parti. Başaramadığını biliyor. Sosyal adalette sınıfta kaldı. Adalette sınıfta kaldı. İnsanlara hürriyet bahşetmekle, yani hürriyeti bahşediyorlar adeta. Onu da düzelterek söyleyelim. Hürriyeti temin etme noktasında, insanların kendi fikirlerini, düşüncelerini söyleme noktasında sınıfta kaldı. Yani şu anda tek partili dönemin biraz daha ilerisine geçtik. Devlet mekanizmasının tamamı AK Partili olacak. Böyle bir anlayışla hareket ediyorlar. Devlet mekanizması iktidarda bulunanların fikirlerini beğenmeyenlerden de oluşabilmeli. İnsanlara bu hakla. İşte biz o noktada AK Parti neden oy kaybetti? Şimdi AK Parti oy kaybediyor. Bir defa bunu en son seçimde gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %42 oy aldı AK Parti. Gerisini Milliyetçi Hareket Partisi tamamladı. Ha şimdi bu %42 30'lara doğru iniyor. Kaybediyor. Çünkü tatmin edemiyor. Kendisine oy veren geçmiş seçmeni artık tatmin edemiyor. Çünkü adalet hakikaten kayboldu. Tek parti yönetimi var der misiniz şu an? Var şu anda. Yani AK Parti'nin en fazla dile getirdiği işte bir dönemin tek partisi, o dönemdeki uygulamalardı. Onun dönemi daha mı kötü görüyorsunuz? Yani onun ötesine geçti. Bir fark var burada. O dönemde inançlı kesime, işte hanımların başı örtülü olanlarına bir baskı vardı. Bu dönemde o yok. Doğru, bu hakkı da verdi. İşte eğitimde bir değişiklik yaptılar. Doğru, İmam Hatip okulları açıldı, artıyor ama buna rağmen siz bunun dışındaki düşünceye sahip olan insanlar veya öyle yaşantıları öyle olmasına rağmen fikirleri, ülkenin yönetilmesindeki fikirleri farklı olan insanlar dışlanıyor. Ama burada Temel Bey şunu yorumlamanızı rica ederim. Yapılan araştırmalar tam da bugün giderek daha fazla gencin
deizme kaydığı, yani muhafazakar ailelerin çocuklarının giderek daha fazla dinden uzaklaştığını koymaya başladı. Yani sosyal olarak AK Parti'nin tabanı artık dindarlıktan uzaklaşıyor gibi bir durum var. Başını açan kızların sayısı inanılmaz artmakta. Dolayısıyla bunu nasıl okuyorsunuz? Demek ki muhafazakar dindar, koyu dindar tabanda bir sorun mu var? Nasıl? AK Parti bir bakıma inançlı kesimin temsilciliğini üstlendiği için politikaları bu tabanı tatmin etmiyor artık. Çünkü insanlar sadece bir kelimeyle, yani ben şunu söyleyeyim, bizim inancımızda dinde zorlama yoktur. Yani kimse ille de Müslüman olacaksın diye zorlanmaz. Bu dinin temel kurallarından birisidir. Onun için de Müslümanlar geçmişte bir ülkeye gittikleri zaman insanları zorla Müslüman yapmamışlar. İnsanlar Müslümanların güzel ahlakını gördükçe İslam'a meyletmişler. Şimdi bu ortadan kalkıyor. Yani siz toplumda baskı uygulamaya kalkarsanız elbette bir dirençle, bir reaksiyonla karşılaşırsınız. Çünkü insan diyor ki ya sen Müslümanım diyorsun. Sonra İslam'ın emrettiği adaletten uzaklaşıyorsun. Bu ne biçim iş? Sen Müslümanım diyorsun. Ya kama malına el uzatıyorsun. Sen Müslümanım diyorsun. İsraf aldı başını gidiyor. Bu ne biçim Müslümanlık diyor. İşte yanlışlık burada. Biz de diyoruz ki olmaz. Siz Müslümanım diyorsunuz Türkiye'yi. Bugün onu da konuşacağız. Yani neredeyse 3-5 tane şehre toplayacaksınız. Geri kalanın ne hali varsa, haliniz varsa gör, daha ağır bir ifade kullanmak istiyorum, haliniz varsa görün diyeceksiniz. Olmaz. Ne gelir dağılımı da adalet var, ne de toplumda fikri, fikir babında fikir hürriyeti kamil manada var. Hükümet gibi düşünmeyenler, daha doğrusu hükümet kalktı, Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünmeyenler üniversitelerden de, devlet kadrolarından da her yerde uzaklaşıyorlar. Devlet kadrolarında şunu anlarım. Elbette bir bütünlük olacak, bir yeknesaklık olacak. Başta gösterilen istikamette, politikalar istikametinde hükümet kendisine çeki düzen verecek. Ama sadece fikrini ifade eden insanlar eğer elemine edilirse, o zaman ehli, iş ehline verilmezse, ehliyetsiz insanlar iş başına gelirse, ehliyetsiz insanlar yönetimin çekici olur. Başkasının kafasına vurduğu bir pozisyona gelirler. Darbe vururlar. Bir şekilde sosyal yardımlara bağlanmış. Bütün iş adamları ihalelere bağlanmış. Esnaf TOKİ'ye bağlanmış. TOKİ krediye bağlanmış. Nasıl kırılacak bu zincir? Bu, dediğiniz gibi bu zinciri kırmak zor da bu menfaatlerden yararlananlar bile rahatsızlar. Çünkü hiçbirisinin problemi çözülmüyor. Devamlı bir takıntı var ellerinde tutmak için. Sana şunu veririm ama bir yerden de ipini elimde tutarım. Bu insanları rahatsız ediyor. İnsanlar hakikaten kurtulmak istiyor. Bunu net söyleyebilir misiniz? Sizce AKP'ye oy veren taban, seçmen vermeye devam ediyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük bir şekilde. Belki alternatifi olmadığı için mi sizce vermeye devam ediyor? Yoksa burada bir nasıl söyleyeyim sıkışmışlık, tıkanmışlık, bağımlı hale gelmişlik durumu mu var kırılamaya? Yani bunların, memnunlar mı bu taban? Bunların hepsinden bir parça var. Onu görmemiz lazım. Yani tek bir sebebe bağlamamamız lazım. Bir defa korku var. Ciddi bir korku var. Ben farklı bir kanaat belirtirsem bundan zarar görürüm. Bana zarar verirler. Yakınlarıma zarar verirler. Menfaatlerimi yok ederler. Bir defa bu korku genel manada iş çevrelerinde de, esnaf vesaire gibi, bürokraside de, bilmem sendikalarda, şurada burada çalışanlar kesimlerinde de, çalışan kesimlerde de bu korku var. Ama bunu kırmazlarsa buradan kurtulmaları mümkün değil. İşte en son öbür taraftan da insanlar artık bıkkınlık gelmeye başladı. İşte bu bıkkınlık yeter artık dedirttirecek gibi geliyor kısmen. Çünkü yani iş bir noktaya kadar geliyor. Tamam ya, sesimi çıkarmıyorum ama
Al sandıkta da bunun karşılığında ben gerekli tavrı sergileyeyim diyebilecek insan artacak. Bakın burada şu var. Yine ben kendi inancımızdan yaklaşarak söylüyorum. Bir toplum layık olduğu yönetim tarafından yönetilir. Toplum istemiyorsa, buna layık değilse birisi zorla duramaz. Toplum isteyecek sandıkta veya istemeyecek. Biz şimdi onları yapmayın, etmeyin, göz göre göre yanlışa destek vermeyin diye uyandırmaya çalışıyoruz. Başka bir imkan da elimizde yok. Yani kışkırtmak toplumu, bilmem aleni hayatı cehenneme çevirecek tepkiler göstermek, bu bizim kanaatimize göre doğru bir yol değil. Yani bugün mesela Saadet Partisi'ne eğer tekrar Abdullah Gül dönseydi ya da Abdullah Gül'den bahsediyorum çünkü sembolik bir isim haline evet. geldiği için eski Cumhurbaşkanı. İşte onun gibi pek çok isim bugün başka tabii. partilerle de çok daha güçlü bir hareket olurdunuz. Tabii. Bunu niye sağlayamıyorsunuz? Onu gibi onlara sormamız lazım. Bizim kapımız herkese açık. Biz aslında bugün yani düne kadar AK Partisi'nin içinde olan birçok arkadaşın bizimle beraber olmasını, hatta işte milletvekili seçimlerinde de bizim listelerimizden aday olabileceklerini, bugün yeri geldiği zaman belediye başkanlığı adaylıklarının kendisilerinden teklif edilebileceğini, biz bunların hepsini açıkça söylüyoruz. Mesela İstanbul Belediye Başkanı teklif eder miydiniz? Etmezdik. Yani şık olmazdı, onun için etmezdik. Çünkü biz kendisine Cumhurbaşkanı adayı olmasını teklif ettik. Ama o zaman bir konsensüs olmadığı için Abdullah Bey ben böyle olmazsa riskli olur manasına bu teklifimizi hem kabul etti hem de arkasından işte bir konsensüs beklediği için alenen çıkmadı. Benim kanaatim bu arkadaşlar geç kalıyorlar. Bu arkadaşlar biraz daha geciktikleri takdirde hiç konuşamayacaklar diye korkuyorum ben. Çünkü AK Parti ile yola beraber çıktılar. Ha onlar geçmişte Erbakan hocamızın icraatlarının bir kısmını belki tasvip etmediler. Belki Erbakan hocamızın oluşturduğu hava belli çevrelerde öyle bir intiba uyandırdı ki biz size hayat hakkı tanımayacağız dedi belli çevreler. 28 Şubat bu neticede doğdu. 28 Şubat'ı yapanlar da bugün pişmanlar. Ama aynı şekilde 28 Şubat'ı yapanların bile bize destek vermesi icap eder. Yanlışlıklarını görerek yapacaklar ama öyle sadece AK Parti'nin karşısında bir parti olduğumuz için değil. Yani askerleri ultra Kemalist, ultra milliyetçi kesin mi? Şöyle ben şöyle şu ya ultra dediğin şöyle ultra dediğiniz zaman o hiçbirisi gelmez bize. Tamam. Biz çünkü ultraların dışındayız. Doğru söylüyorsunuz. Biz orta yolu yani bizim inancımız orta yoldur. Ya şöyle mi diyelim o zaman askerler o dönemki yargı organları, o dönemki STK temsilcileri, o dönemin etkili iş adamları, onların hepsinin aslında şu anda çıkar yolu bize destek vermekten geçiyor. Mesela İstanbul adayınız belli mi? Hayır. Yani şunu hemen olabilir mi? Olabilir. Şunu hemen ifade edeyim. Başlangıçtan beri şunun üzerinde durduk. Bütün teşkilatlarımıza biz ille de teşkilatlarımızın içinden bir aday çıkarma yolunda değiliz. Biz seçilebilecek bir aday arıyoruz. Tabii bu adayın bizim şartlarımıza, prensiplerimize uygun bir aday olması lazım. Yani bizimle taban tabana zıt fikirleri taşıyan bir kişiye de buyur gel bizim saflarımızda aday ol diyemeyiz. Ama bizim kıstaslarımız da zaten aslında insanlara çok garip gelmez. Herkesin kabul edebileceği, adil olması, dürüst olması, çalışkan olması, yani yememesi, yedirmemesi tabiri caizse bu konularda ve herkesi kucaklayabilmesi, bu prensiplere uyan ve bir de yapıcı olabilen. Yani biz Türkiye'nin kamplaşmasından rahatsızız. Bundan dolayı da herkesi kucaklayabilecek, kendisiyle yani siyasi hayatta taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanlarla bile konuşabilecek belediye başkan adaylarına ihtiyacımız var. Biz kendimizi tanımlarken doğrudan doğruya yani işte biz milli görüşçüyüz desek geçmişten anlaşılır da orada yanlış anlamalar var yalnız. Yani orada bazıları bizi
bağnaz bir topluluk olarak görmeye, işte bundan 1400 sene önceki bir devre dönelim demeye, halbuki 1400 sene önce ortaya atılan fikirleri bugün bu çağda bile bazen anlamak mümkün değil. Yani bugün bir sempozyumumuz var. Siz de tahmin ederim katılacaksınız belki. Yani kadının toplum içindeki yeri 1400 sene önce insanlara bizim inancımız gereği verilen bir takım haklar, kadınlara da başta olmak üzere verilen haklar bugün tam olarak verilmiyor bile. Yani insanlar uzun asırlarda kadının ruhu var mı? Önce onu tanımlamaya kalkmışlar. Ya bu insan mı? Daha aradan bilmem asırlar geçtikten sonra işte son 150-200 senenin içinde bir takım haklar kabul edilmiş. Şimdi de pendulum gibi bu sarkaç gibi aşırıya gitmeye başlamış. Öyle bir noktaya gelmiş ki normal bir yerde de duramıyor. İnsanlar makul düşünmek mecburiyetinde. Bizim inancımızın gereği inançta baskı olmaz. Onun için tek bir kelimeyle meseleyi anlatmaya kalksak o bugünkü şartlarda insanların milli görüşün dışında tam olarak anlamalarına imkan vermez. Ama burada üzerine vurgu yaptığımız adalet mülkün temelidir. Adalet özgürlükleri ve hakları korumak için vardır. Mutlaka insanlar görev insanlara tevdi edilirken devlette ehliyetlerine bakılarak görev verilmeli. Aile bağları veya eşlik, dostluk şartlarına göre görev verilmemelidir. İstişare olmazsa olmaz devlet yönetiminde bir kişinin vereceği karar istişare neticesinde verilmelidir. Kamu malına hangi şartlar altında olursa olsun kimse el uzatmamalıdır. Gerek şahsi menfaat temin edebilmek, gerekse israftan kaçınma babında. Ben bütün bunları sağladığım zaman işte bu ve güzel ahlaklı olmak. Yani ben bugün efendim ahlaki değerlerde bir aşınma var. Eğitim sistemimizi düzeltelim diyorlar. Şunu tamamlayın. Eğitim sistemini bugünkü şartlardan çıkarın. Dünyanın kimsenin aklına gelmeyen en güzel sistemini koyun. Eğer liderlerin tavrı değişmezse topluma eğitemezsiniz. Topluma yön veren aynen liderlerin yaşantısıdır, kullandığı ifadelerdir. Bugün bakın, özellikle iktidar partisinin başındakiler, özellikle iktidarı destekleyenlere bakın, toplumu ayrıştırmak için çok büyük bir gayret sarf ediyor. Bu güzel ahlak değil. Kendisi gibi olmayan, en ahlaksız, en kötü, milli değerlere sahip olmayan, bilmem öyle, işte şer ittifakı. Nereden çıktı ya? Niye böyle konuşuyorsunuz? Bir lidere bu yakışmaz. Ha, onlar doğru kabul ediyorlar kendilerini. Onun için biz bu noktaların tamamı bizim ne düşündüğümüzün özünü teşkil eder. Mesela Amerika'nın Suriye'den çekiliyor olması, Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarının tam da seçim öncesine denk gelmesi. Bunların hepsini Amerika ile danışık mı, dövüş mü diye düşünüyorsunuz? Yani ister istemez insanda bu kanaat doğuyor. Doğmuyor mu? Yani seçim satım haline girerken biz dışarıdaki birileriyle stratejik müttefik kabul ettiğimiz üstelik birileriyle kavgalı hale geliyoruz. Ben bunu samimi bulmuyorum. Efendim şimdi bu şu anda İsrail'i en ciddi tenkit eden terörist devlet diyen Türkiye. Tamam da bunun gereğini niye yerine getirmiyorsunuz? Niye münasebetlerini biraz daha geliştirdiniz? Niye Marmara şehitlerinin ruhuna ihanet ettiniz? Niye gidip onlarla pazarlık yaptınız bu konuda? Onun için yani dış ülkelerle olan münasebetler dahil bugün AK Parti uluslararası bir konjonktürde oynuyor. Ben kavgalarını da dostluklarını da suni buluyorum maalesef. Şu anda Amerika ile kavgalı gibi görünüp kendi tabanını konsolide ediyor. O intiba doğuyor. Yaşıyor daha doğrusu diyebilirim. O intiba doğuyor herkeste. Ben de doğuyor o intiba.